Bundan önceki videomuzda Getir'den nasıl sipariş verilir adımlarını görmüştük. Kampanyayı eklemeyi görmüştük. Şimdi artık ne yapacağız? Sipariş vereceğiz. Bakalım Getir gerçekten 10 dakikada siparişi eve kadar getirecek mi? Getirdiğini biliyoruz. Getirdiğinde söylüyorlar. Bu konuda hassas olduklarını da biliyoruz. Ama biz bir test edelim. Zaten bundan önceki videomuzda bir sipariş ver adımına geçmiş. Fakat kuryelerin dışarıda olduğunu uyarısını da yapmıştı. Yani getiremeyeceklerini söylüyordu. 15-20 dakika sonra sıraya alabiliriz sizi diyordu. Sıraya alalım, 15-20 dakika sonra hazırlamaya başlayalım diyordu. Yani onu da ne yapıyorlar? Sistem kuryelerin dışarıda olduğu bilgisini de ne yapıyor? Tutuyor. Yani bu gerçekten hassas bir nokta olduğunu gösteriyor. Kampanyalar yukarıda geçiyor. Evet, yarı yarıya indirimli saatler geldi. Bakın şu anda. Az önce bundan bahsetmiştim. Yarı yarıya indirimli saatler. Bu kampanyaları şimdi görebileceğiz. Evet, aşağıdaki paket resmine tıkladım. Yarı yarıya indirimli saatler. Yoksa yarın için mi hazırlık yapıyor? Bakıyorum. Evet, şu ana kadar göremedim. Yukarıda geçiyor ama şu ana kadar. Çünkü ürünlere gitmem lazım. Hangi ürünlerde yarı yarıya indirim saatler var. Bu cumartesi günü büyük ihtimalle olacak bir kampanya. Yarın bunu takip etmekte fayda var. Yarın da bunun videosunu çekeriz. Belki siparişimizi veririz ya da vermeyiz. Çünkü bize uygunsa gerçekten indirimler aldığımız ürünlerin de ekonomik olması lazım ki indirimlerde ne olmasın? Boşa gitmesin şeklinde diğer marketlerdeki fiyatları da iyi bilmek gerekiyor. Çünkü devir hesap devri. Şimdi 43 lira 10 kuruşluk bir sepete eklemiştik. Bu ürünleri zaten size söylemiştik. Bundan önceki videomuzda hemen bakıyoruz yine. Ülker susamlı kraker 1,25 lira bunun fiyatı 2 adet. Uygun bir fiyat. Ülker çikolatalı gofret 1,5 liradan 3 tane istedik. Uygun bir fiyat. Fusti şeftali, Fusti karpuzlu, Fusti mango ananaslı. Bunların her biri 5,25 lira. 5 lira 25 kuruş. Uygun. Kapi portakal, işte bu bizim kampanyadan bize hediye gelecek olan, yani bedavaya gelecek olan ürün. 12,40 ikili bir ürün bu. Danino Ice çilekli dondurma 3 tane istemişiz 1,5 liradan ve Coco Star Hindistan cevizli çikolatayı da bir tane eklemişiz. Şimdi devam dedik. Evet, devam dedik. Siparişinizi kapıya bırakacağız dedik. Şu ana kadar herhangi bir panik yok. Çünkü daha sipariş verilmedi. Son aşamada değiliz. Evet, kampanya buradan seçiliyor. Bizim kampanyamız buraya tanımlı. Kapipul, portakal, 2x1 litre. Siz bu adama geldiğiniz zaman kampanya burada yazacak. İstediğiniz kampanyayı seçebilirsiniz. Yine girelim isterseniz. Tekrar geri geliriz buraya. Bakın. Burada Kapipul, portakal, 1 litre hediye. Ama biz 2x1 litreyi istiyoruz. Niye 1 litreyi alalım? Evet, meyve ve sebze ürünlerinde 10 TL indirim. Kızılay limonlu maden suyu 6 tane hediye de seçilebiliyor. Ama bunlar için tabii ki hediye dışındaki miktarın ne yapması gerekiyor? 30 liraya ulaşması gerekiyor. Evet, bu kampanyayı seçtikten sonra getirme ücreti bu saatte yok. Saat 8'den sonra bugün getirme ücretinin olmadığını da fark ettik. Gündüz saatlerinde vardı bu. Evet, şimdi artık siparişi verelim mi? Bakalım. 43 lira 43 liradan ne oldu? 30 lira 95 kuruşa düştü. Demek ki kapı o pulpi portakal 2 litre 2 tane 1 litre düşmüş 12,40 liraya düşmüş. Kazancın olarak göstermiş. Getirme ücreti 4,5 üzerine çizgi çekmiş. Bu yok. Poşet ücreti, getirin poşeti de çok güzel. Geldiği zaman bu poşeti de gerçekten marketten alınan o rastgele 25 kuruşluk poşetler değil. Gerçekten sağlam, güzel bir poşet yapmış getir. Üzerine de markasını ne yapmış? Koymuş. Şimdi sipariş ver diyoruz. Evet, sipariş verdik. Sipariş verdik. Yoğunluk sebebiyle sıra dolu. Siparişinizi sıraya alamıyoruz.
Evet, alamıyoruz. Birazdan tekrar deneyin. Saat 10'a doğru bu yoğunluk Getir firmasının ne kadar iyi çalıştığını. Aslında daha önceki siparişlerinde biz bunu yaşamamıştık. 10 dakikada iki tane siparişimiz bizim elimize 10 dakika içinde ulaşmıştı. Şu an son bir kez kontrol edelim. Saat 10'da bitecek biliyorsunuz. Getir yemek 12'de bitecek. Getir market 10'da. Getir büyük bizde yok. Bizim bulunduğumuz lokasyonda yok. Adapazarı'nın, Sakarya'nın daha merkezi yerlerinde var. Erenler ilçesinde yok. Olmayan bir şeyi de uygulamada göremiyoruz. Şu anda tekrar internet zayıflığından değil bu. Sistem kontrol ediyor kendini, getirip getiremeyeceğini. Çünkü sistem error verdi. Son bir kontrol. Az önce zaten şu an dolu olduğunu ama sırayı alabileceğini, yoğunluk sebebiyle sıra dolu, siparişinizi sıraya alamıyoruz dedi. Evet, az önce ne demişti? İsterseniz siparişini sıraya alalım demişti. Daha da yoğunlaştı. Sıraya alamadılar. Getir yemek. Evet, getir yemek. İlk siparişinizin yarısı bizden kampanyası. Bir gün değil her gün %50'ye varan indirim. Evet. İşte bu saatlik indirimler. Birinci siparişte tamam %50 yararlandırız ama ikinci siparişte tekrar ne yapmak gerekiyor? %50 bazen veriyor, bazen de vermiyor tabii ki. Evet, iPhone kazanma şansı. Getiryemek.com açıldı internet sitemizden. Online yemek siparişi ilk kez Türkiye'nin 81 ilinde Getir Yemek. Yani Getir Yemek Türkiye'nin her yerine yayılmış şu anda ama Getir şu anda Türkiye'nin bazı şehirlerine. Çünkü bu depo gerekiyor ama Getir Yemek nasıl yayılıyor? Bir kere bu restoranlarla anlaşıp zaten ödeme adımında getir getirsin ya da restoran getirsin tercihi var. Tabii restoran getirdiği zaman ücret almıyorlar. Getir getirsin dediği zaman belirli saatlerde ücret alıyorlar. Akşam saatleri olayını bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada da çiğ köfteci Sait Erenler derken Panino, Pizza, Dilmen Mahallesi'nde lahmacun, pir kebap lahmacun. Evet. Bunlar yarın özellikle bunu zaten sipariş vermeyi düşünüyoruz. Bu saat geç bir saat oldu. %50 indirimi size ne yapacağız? Getir yemekte de göstereceğiz. Bir kere daha kontrol edelim. Sepetimize dönelim. Ha, şu an getir yemek işaretli. Getir işaretledim tekrar. Şu an getir yemekten çıktım. Evet. Minimum getirme 30 lira. Bir kere 30 liranın altında getir çalışmıyor. 30 lira getirmek gerekiyor. Bazen öyle kampanya diyor ki işte 15 liralık dondurma alışverişinize indirim kampanyası diyor ama onun mutlaka ne yapması gerekiyor? O miktarda kalmıyor tabii ki. 30 liralık mutlaka o kampanyalı ürünlerin dışında diğer ihtiyaçlardan almak gerekiyor. Sepete girdik gene. Devam dedik. Siparişin kapına bırakacağız. Evet, o yoğunluk biraz düştü sanırım. Evet. Dönüyor şimdi. Kampanyamız ekli. Sipariş ver adımına geldik. Ama şimdi belli olacak tabii. Getir eğer bu saatte yoğunluk nedeniyle getiremeyecekse kuryeler siparişlerden dönmek üzereler. İsterseniz sırayı alalım. Yaklaşık 35-40 dakika sonra siparişiniz yola çıksın diyor. Evet, şimdi sırayı al getir diyeceğiz. Biz saat 35 dakika sonra tekrar videomuzu çekeceğiz. Çünkü getirin artık yola çıktığı andan itibaren biz bunu takip edeceğiz. 35-40 dakika sonra sıraya al ve getir dedik. Evet, sıraya al ve getir dedik. Genelde kuryeler siparişinizden dönmek üzere isterseniz sırayı alalım. Şimdi de ikinci bir uyarı yaklaşık 15-20 dakika sonra siparişiniz yola çıksın. Evet, sıraya al ve getir. İstemiyorum işaretlemedik. Artık bu ürünleri istiyoruz. Akşam saatlerinde lazım dedik. Evet, şu anda internetten değil bu zayıflık ama
Siparişi verdiniz. Evet, sosyal temas azaltmak için siparişinizi kapıya bırakacağız. Dilerseniz siparişinizi haritadan izleyebilirsiniz. Şimdi siparişimizi haritada görelim. Evet. Evet, haritadan nasıl göreceğiz? Evet, hemen ne yaptı? Siparişimiz üst tarafa düştü. Sırada. Siparişi izle. Evet, bir dünya haritasından hemen bulunduğumuz yere geldi. Kurye bekleniyor. Bekleyelim. Kurye bekleniyor. Eğer uzun bir video olursa kesip şey yapabiliriz. Kuryenin ismini birazdan yazacak. Kim bize gelecek kurye olarak? Onu bize söyleyecek. Çünkü o da önemli. Kuryenin ismini de sorabilirsiniz. Geldiği zaman. Evet. Sırada hazırlanıyor. Yola çıktı. Adres de teslim edildi. Evet, sırada. Şu an sırada. Zaten onu söylemişti. Hazırlanıyor aşamasından itibaren 3. videomuzu çekeceğiz. Bir de tabii ki bahşiş, bundan önce bahşiş vermek isteyenler tabii ki bahşiş vermek kesinlikle zorunlu değil. Elden bırakıyorlarmış ama getir ne yapmış? Covid-19 nedeniyle temas olmasın diye bunu alışverişten sonra bahşiş vermek isterseniz işte 3 lira, 5 lira, 10 lira gibi orada seçenekler sunabiliyor. Ve bu bahşişlerde kuryelere ne yapıyordur? Maaşına ekleme yapıyordur. Evet, şu an neredeyiz? Şurası depo. Depo motorlu görüyorsunuz. Yani yola çıkmadı. Yola çıktığı zaman zaten bu yollardan geldiğini göreceğiz. Evet, şurası da bizim bulunduğumuz, evet, bizim bulunduğumuz yerler. Evet, şu anda kuryeyi bekliyoruz. Bu videoyu da burada keselim. 12 dakikalık video oldu. Artık sipariş yola çıktıktan itibaren kronometremizi tutacağız. 10 dakikada gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Tabii ki ilerleyen videolarda gündüz de sipariş verdiğimizde bu sıraya girme olayı da olmayacak belki. Orada daha da güzel tespit edilecek. Evet, bu videomuz da burada sona ermiş oldu böylelikle.